Sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Divan teşkilatını arz ediyorum. Divan Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Karahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Sayın Mehmet Parsak. Milliyetçi Hareket Partisi Uşak İl Başkanı Sayın Muhterem Kuruçay. Ülke Ocakları Uşak İl Başkanı Sayın Ali Mutlu. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Sayın Zeki Özdemir. Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Sayın Gülhan Akbulut. Kamusen Uşak İl Temsilcisi Sayın Mehmet Özkuk. Türk Eğitimsen Uşak İl Temsilcisi Sayın Ahmet Gürter. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Ülke Ocakları Uşak İl Başkanı Sayın Ali Mutlu'yu kürsüye davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli MYK üyesi ve Afyon Karahisar Milletvekilimiz Sayın Mehmet Parsak Beyefendi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli il başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli merkez ilçe başkanı, Kadın Kolları Başkanımız, Kamusen Başkanımız ve Türkiye Eğitimsen Başkanımız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlemiş olduğu istişare toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli misafirler, ülkücü olmak, dik duruşun, adaletin, hukukun ve asi bir hareketin simgesidir. Ülkücü olmak, zoru başarmak, zorluğa karşı gelmek, mazlumun yanında olmak, zalimin karşısında olmaktır.
Ve maalesef ki her gün karşılaştığımız, yarınlarda da karşılaşabileceğimiz ülkücü hareketin üzerinde oyunlar oynanmakta, ülkücü hareketin üzerinde kara bulutlar dolaştırılmaya çalışılmaktadır. Ama Allah'a çok şükür ki 5000 şehidi olan mukaddes bir dava olan hak davamız dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır, dimdik ayakta olmaya devam edecektir. Çünkü ülkücü hareketin azmin inanmışlığı ve dava oluşunun en önemli ayaklarından biri ülkü ocaklarıdır. Sevdayı da, davayı da, kavgayı da öğrendiğimiz ülkü ocakları var olduğu müddetçe bu hareket ölmeyecek, bu hareket bitmeyecektir. Özellikle son günlerde maalesef ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ülkücü hareketin önemini, ülkücü hareketin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 15 Temmuz sürecinde diğer siyasi parti mensupları ne yapacağına daha henüz karar vermemişken hareketimizin bilge lideri, hareketimizin sembolü ve her söylediğinde haklı çıkan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra da olsa haklı çıkan bilge lider Devlet Bahçeli'nin dediği çizgiye devlet gelmiştir. Bu da ülkücü hareketin ne kadar haklı, ülkesi, vatanı ve milleti için her zaman haklı bir şekilde karar verdiğini göstermektedir. Bizler karınca misali ülkücü hareket üzerinde oynanan oyunları bozmaya, ülkücü hareketi dimdik bir şekilde tutmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi gerekirse baş vereceğiz ama baş eğmeyeceğiz. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Son olarak da Kerkük konusuna değinerek sözü asıl sahiplerine vermek istiyorum çünkü uzaklardan gelen vekilimiz var. Sizleri dinleyecek, görüş ve fikirlerini alacak. Daha sonra da hareketimizin istikbali için çalışmalarına devam edecektir. Kerkük dün olduğu gibi bugün de Türk'tür ve Türk kalacaktır. Bununla ilgili mücadelemiz de sonuna kadar devam edecektir. Çünkü Kerkük kanayan yaramız, Kerkük gönül coğrafyamızdır. Kerkük dünümüz, bugünümüz, yarınımız, Kerkük geleceğimizdir. Kerkük al bayrağı dikeceğimiz 82. ilimizdir. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Uşak İl Başkanı Sayın Muhterem Kuruçay'ı kürsüye davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bozkurt Yürekli aynı zamanda da Afyon Karahisar milletvekili olmasının dışında Uşak milletvekili gibi hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan kıymetli milletvekilimiz, aynı zamanda MYK üyemiz Mehmet Parsek Beyefendi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanları, ilçe başkanlarının yöneticileri, kadın kolları başkanımız, ülkücülerin yuvası, ülk ocaklarımızın kıymetli il başkanı, sayın ocak başkanımız ve yöneticileri. Aynı zamanda Türk milliyetçiliği fikriyatını benimsemiş sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları ve yöneticileri ve kıymetli dava arkadaşlarımız. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk milliyetçiliği fikriyatı bildiğiniz üzere
Her ne kadar 1960'da siyasallaşmış olsa da 200 yıllık bir geçmişe sahip Mekan Başkomutanımız Alparslan Türkeş'in siyasallaştırdığı, devamında Türkmen Bey'imiz, liderimizin bugünlere kadar başımızı yere eğdirmeden dimdik gezmemizi sağlayarak getirdiği bir siyasi hareket. Ancak bugünlere kolay mı geldik? Kolay gelmedik. Biraz önce kıymetli başkanımın söylediği gibi biz sadece bir siyasi hareket değiliz. Biz Allah davasının yolcularıyız. Biz Türk milletinin bekası için mücadele veren, bunun da bedelini ağır bir şekilde ödemiş olan kutlu bir hareketin yolcularıyız. Dolayısıyla Türk milletinin düşmanları da bizim üzerimizde 1969 yılından beridir oyunlarını bitiremediler. Bitmiyordu. Peki Türk milliyetçileri yılar mı? Yılmaz, çünkü yeminimiz var. Yılmayacağız, yıkılmayacağız dedik. Başbakanımızdan böyle gördük. Sayın liderimizden böyle gördük. Bu badireleri biraz önce söyledik, ağır bedellerle ödedik. Şehit edildikten 3 gün sonra vücudundan kan damlayan dava arkadaşlarımız oldu. Bunun bilincini anlayamayan bazı art niyetli isimler de biraz önce bahsettiğim gibi bu içimizdeki art niyetleri kullanarak Türk milleti üzerindeki oyunlarını Türk milliyetçileri üzerinden denemeyle yapmaya çalıştılar. Türk milliyetçileri hiçbir zaman yılmadı. Ben bugün bu tabloyu burada gördüm. Dışarıda bazı algılar maalesef 1,5 yıldır oluşturulmaya çalışıyor. İşte o asparagas haberleri değil. Türk milliyetçileri burada. Başka bir yerde Türk milliyetçisi olur mu? Üç ayın bayrağının altının dışında hiçbir yerde Türk milliyetçisi olmaz. Çünkü 3600 şehidimize karşı vebal borcumuz var. Biz sadece siyasi partiler yasasına göre kurulmuş iktidara gelme amaçlı, sadece iktidara gelelim amaçlı kurulmuş bir siyasi hareket değiliz arkadaşlar. Bunun bilincinde olan bütün dava arkadaşlarımın hepsi burada. İşte milliyetçi hareket burada. Türk milliyetçileri burada. Evet, geçmişe dönmeyeceğiz. Dedikodulara takılı kalmayacağız. Ama bazı üzerimizde oynanan oyunları da unutmayacağız. 91'de oynandı. Atlattık. 2015'ten sonra yine değişik versiyonlarıyla aynısı aslında. Yine oynanmaya çalıştı. Atlattık. Atlatmaya da devam edeceğiz. Ne oldu haklılığımız? Maalesef 15 Temmuz'dan sonra anlaşılmaya başladı. Birileri tarafından. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkenin idaresi Türk milliyetçilerine geçti. Zaten böyle olması gerekiyor. Bugün Türk milletinin geleceğini belirleyen fikir akımı Türk milliyetçiliği fikir akımıdır. Hem yerelde hem genelde artık Türk milliyetçileri söz sahibi olmaya başlamıştır. Söz sahibi olacaklardır. Bunun ufak tefek örneklerini içimizden bazı arkadaşlarımız bilirler, yaşadılar. Yaşamaya da devam edeceğiz. Yani önceden olduğu gibi hem ülkemiz için canımızı vereceğiz, hem de birileri tarafından ezilmeyeceğiz. Hem yerelde hem genelde artık hiç kimse Türk milliyetçilerini ezemeyecek.
Ezdirtmeyeceğiz. Basınımız da burada. Buradan da mesajı veriyorum. Bu konuda herhangi bir art niyet sezdiğimiz takdirde gerekeni yaparız. Gerek kamuda, gerek özel firmada, sosyal yaşantımızın herhangi bir kısmında Türk milliyetçilerine tekrar altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir haksızlığı olduğunu anladığımız an bedelini ağır sorarız. Peki bunu yapmamız için ne lazım? Bizler yöneticiler olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Ama bunu daha üst seviyeye çıkartabilmek için Türk milliyetçileri diri olmalı. Diri olmalı. Sizler bizim yanımızda, arkamızda değil, yanımızda durduğunuz sürece bizler sizlerin temsilcileri olarak, bir olarak masaya yumruğu vurduk mu titretiriz. Titretmeye devam edeceğiz. Biri miyiz arkadaşlar? Biri miyiz? Biri miyiz? Türk milliyetçisi hep beraberdir. İşte Eşme İlçe Başkanımız, Ulu Bey İlçe Başkanımız, Karavlı İlçe Başkanımız, Manaz İlçe Başkanımız, Sivaslı İlçe Başkanımız, yöneticilerimiz. Eskiden, önceki dönem ilçeyi başkanlığı yapmış Seyfi Başkanım. Bakın, hareketin mensupları burada. Biz, ben en arkada Ülkü Ocakları mensubu gençlerimiz var. Onların hepsi birer iyi başkan. Böyle hareket edeceğiz. Birer iyi başkanı gibi hareket edecekler. Bu bilince ulaştığımız zaman, evet bugün başarılıyız, başarılıyız. Daha ileriye götüreceğiz. Bu konuda en büyük bizim kazanımımız da şu olacak. Daha önce de örnek verdiğimiz gibi. Bizim sembolümüz Bozkurt. Bozkurt'un en önemli özelliği başkurdunun ayak izine basar. Başkurdunun ayak izinden takip ettiğimiz sürece Türk milliyetçileri başarıya ulaşacaklar. Artık dedikoduyu bir kenara bırakalım arkadaşlar. Bakınız yerelde açık ve net söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında herhangi bir teşkilat yapılanması yok. AKP'ye bakın. Uşak'ta. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın. Benim gözümde bitmişlerdir. 1,5 yıl önce bitti denen Milliyetçi Hareket burada. Bunu önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde hep beraber, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde Türk milliyetçilerinin başarısı adına önümüzdeki genel seçimde Uşağı ispatlayacağız. Önümüzde çok kısa bir süre var. Dedikoduyu bir kenara bırak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı orada. İl başkanı orada. Teşkilat yöneticileri orada. Kahve köşelerinde, çay bahçelerinde siyaset dizayn etmektense il başkanının bir eksiği varsa gelip il başkanına söylemek ülkücü, harekete yakışır bir davranıştır. Genel Başkanımın söylediği gibi Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Teşkilatı'nda herhangi bir yanlış varsa, herhangi bir eksiklik varsa vebali benim. Eksiği de benim. Hesap vermeye 7/24 hazır. Ulaşılmama şansımız yok. Partimiz orada. Ülkücü harekete yakışır bir şekilde, Türk milliyetçiliğine yakışır bir şekilde ne eksiğimiz, ne gediğimiz varsa konuşacağımız, tartışacağımız parti binamızda, kutsalımızda buyurun oraya.
Yok efendim. Ben başka yerlerde başka şekilde hareketi dizayn edeceğim derseniz bu harekete en büyük ihaneti de maalesef biz yapmış oluruz. Ben buradaki arkadaşlarımın, dava arkadaşlarımın, hareketimizin mensuplarının hiçbir tanesinin böyle bir şeye kalkışacağını düşünmüyorum. Bugünü bir milat olarak kabul edip bugünden itibaren Milliyetçi Hareketi Uşak'ta bayrağını dalgalandırmak için sahalara, vatandaşın arasına davet ediyorum arkadaşlar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Milletvekili ve MYK üyesi Sayın Mehmet Parsak'ı sahneye davet ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli il başkanı, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri. Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli merkez ilçe başkanı ve çok değerli yönetim kurulu üyeleri. Gözümüzün nuru, kadın kollarımızın çok değerli il başkanı ve onun yönetim kurulu üyeleri muhterem hanımefendiler. Yuvamız, beşiğimiz, her şeyimiz, dünümüz, bugünümüz, yarınımız, mensup olmaktan her zaman şeref ve gurur duyduğumuz ülke ocaklarımızın çok değerli il başkanı ve çok değerli yöneticileri. Başbuğumuzun mirası, Türkiye Kamu Senimizin çok değerli il başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve kamu sen bünyesinde faaliyetlerini sürdürmek olan değerli sendika şube başkanlarımız ve onların yönetim kurulu üyeleri. Basınımızın güzide temsilcileri, onların aracılığıyla sesimizi, sözümüzü ulaştıracağımız çok değerli Uşaklı hemşehrilerimiz, çok değerli dava arkadaşlarım. Hepinizi sözlerimin başında sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli dava arkadaşlarım, muhterem mazurum, 2012 yılında Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçildikten sonra ilk yönetim kurulu toplantımızda yaşamakta olduğunuz il dışında görev yapmak istediğiniz, çalışma yürütmek istediğiniz, davamıza katkı sağlamak istediğiniz 3 il yazın denildiğinde birinci olarak tabii ki memleketimiz olan Afyonkarahisar'ı ama ikinci ve üçüncü olarak da Uşak ve Kütahya'yı yazmıştık. O günden beri de genel başkanımızın ve genel merkezimizin görevlendirmeleri dahilinde, teşkilatlarımızın davetleri kapsamında pek çok defa sizlerle birlikte beraberlikte olduk. Dolayısıyla o yönüyle bir açıdan Uşak'ın da fahri hemşerisi sayma gibi bir yaklaşımı var, kabul buyurursanız. Ve bu süreçte Uşak ilimizde yaptığımız tüm çalışmalarda da Milliyetçi Hareket Partimizi ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Milliyetçi Ülkücü Hareketi temsilen Uşak ilimize ilişkinde pek çok çalışmada bulunduk. Onlardan bir tanesi olarak da şu anda karşınızdayız. Uşak'ı ayrıca seviyoruz. Sırf bu yıl içerisinde herhalde birkaç toplantıda birlikte olduk. Şunun için ayrıca seviyoruz. Her ne kadar divan başkanı olarak ya da konuşmacı olarak davet edilsek de bizim konuşacağımız hususlara ilişkin olarak yüksek bir şuurla her defasında bizden önceki hatiplerin, ilk ocakları başkanlarımızın, il başkanlarımızın çoklukla gündemimize ilişkin olarak vurgulanması gereken hususları özetle vurguladığını, bize de bunları bir derleyip toparlanmanın kaldığını, ondan dolayı da onun rahatlığını, konforunu, kolaylığını yaşadığımız için belki Uşak'ı daha çok seviyoruz o yönüyle. Bir istişare toplantısı. Dolayısıyla ana hatlarıyla söyleyeceklerimizi söyledikten sonra divana geçip bir de sizleri dinleyeceğiz. Sözlerinizi, sorularınızı alacağız. Onlara cevap kabiliğinden de gene derli toplu ikinci kısımda ayrı bir değerlendirme daha yapacağız ama onun öncesinde
ana hatlarıyla bir çerçevede yüksek müsaadenizle sizleri çok da fazla sıkmadan çizmek isterim değerli dava arkadaşlar. Bugün bu salonda Milliyetçi Ülkücü Hareket'in her kademesinden yöneticiler bulunmaktadır. Elbette ki tüm dava arkadaşlarımız burada değildir. Ama onların yol başçıları, kurmayları, yöneticileri bu salondadır. Dolayısıyla bu salon son derece nitelikli ve sözümüzü çok daha geniş kitlelere, önce dava arkadaşlarımız başta olmak üzere, onlar üzerinden de tüm Uşaklı hemşerilerimize ulaştırabilmemizi temin edecek bir ortamı bize sunmaktadır. Dolayısıyla bu şuurla söyleyeceklerimizi söylemeye gayret göstereceğiz. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi 1969 yılında bir Şubat soğuğunda türlü yokluklar, türlü sıkıntılar içinde kurulmuş bir siyasi partidir ama sadece bir siyasi parti değildir. Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in yegane siyasi partisi, Türk milletinin de her zaman son kalesidir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlik ve beraberlik içinde olması, güçlü olması, kadrolarının yetkin, tecrübeli, ehliyetli, liyakatli olması aynı zamanda Türk milletinin menfaatlerinin ve Türk devletinin bekasının da anahtarı durumundadır. Böylesi önemli bir rolü olan Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu 1969'dan bu yana, yani neredeyse yarım asırdır, Türk milletinin ihtiyacı olan her dönemde Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmış olan en seçkin, en güzide, o yönüyle de en asil teşkilattır. Türk milletinin ihtiyacı olan her dönemde dediğimize göre şu hususu vurgulamakta da fayda var. Türk milletinin Milliyetçi Hareket'e ihtiyacının olmadığı bir dönem olmamıştır şimdiye kadar. Ve emin olunuz ki bundan sonra da olmayacaktır. Onun içindir ki Milliyetçi Hareket Partisi Türk milleti bakımından böylesi önemli bir rol üstlendiği içindir. Türk milleti üzerinde, Türk devleti, Türk vatanı üzerinde hesabı olan her türlü güç odağı her şeyden önce ve herkesten çok Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve daha geniş anlamıyla Milliyetçi Ülkücü Harekete yönelik hesap yapmıştır. Bu bundan sonra da devam edecektir. Eğer aramızda belli bir süre gelir de rahata, huzura kavuşuruz, bizim üzerimize artık hesap kurulmaz, oyun tasarlanmaz diye düşünenler varsa ki yoktur, yanlış bir düşünce içindedir. Bilakis eğer bir gün Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerine bir hesap yapılmıyorsa, bir oyun tasarlanmıyorsa, işte o zaman gerçek anlamda bir sorun var demektir. Şöyle bir tarihsel perspektifle bakalım. Kurulduğu tarihten itibaren yarım asra yaklaşıktır. Hep ifade ettik, bedellerin en büyüğü olan canla, binlerce ülküdaşımızın canıyla, kanla, hürriyetle, aileyle, gelecekle sınanmış bir hareketten söz ediyoruz. Bir tek malı sayamıyoruz. Bu tarz konuşmalarda canımızla, malımızla falan denir. Biz malla çok fazla bir bedel ödemedik. Çünkü mal sahibi olmadık genel olarak. Her türlü ekonomik çerçevede söylüyorum. Başkaları onların peşine düşerken biz vatanımızın, milletimizin, dinimizin, devletimizin peşindeydik. Gerçekten bugün
Kimler olduğunu sizler en iyi bir şekilde biliyorsunuz. Bizim ağabeylerimiz, lütfen bağışlayın, aynen aktarmak durumundayım. Haşa, Muhammed'in piçleri buraya giremez, pankartları olmasın diye dinimize sahip çıkarken birileri kendi hesaplarının peşindeydi. Kendilerini korumanın derdindeydi. Türk milleti bölünmeye, parçalanmaya çalışılırken Türk devleti başka devletlerin peki haline getirilmeye gayret edilirken gururla ama bir yönüyle de üzülerek Milliyetçi Ülkücü Hareket'in mensuplarından başka İbrahim'in delisi yoktu. Bizler vardık. Ülkücüler, ülke ocaklılar. Türk milletinin 57. alayı olan ülke ocakları. Türk milletinin her zamanda, her zeminde, her türlü bedele gözünü kırpmadan razı olarak her şeyinden vazgeçebilmeyi ama bir tek milletinin bir ferdinden, devletinin bir gününden, vatanının toprak parçasının bir çakıl taşından vazgeçmeyi asla aklının ucuna bile getirmemiş olan Milliyetçi Ülkücü Hareket'in mensupları. Büyüklerimiz, Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Onların sağladığı, onların açtığı yolun arkasından giderek bugün bu salonlarda bu konuşmaları yapıyoruz. 1969'dan 1991'e kadar o bedellerin hepsini her türlüsüyle ödedik. Niye 91? 1980'de fazlasıyla ödemedik mi? O 3 gün sonra hala vücudundan kan gelen ülküdaşlarımız ota ama bugünkü konuşmamızın eksenini oluşturduğu için özellikle 1991'e getiriyorum. Yoksa çok uzun söylenebilecek sözlerimiz var. Ve bunu bugün ve o gün ülkemizde de yaşanan gelişmelerle birlikte arz edebilmek için özellikle 1991 diyor. Gelin o günlerle birlikte geri gidiverelim. 1989 Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün ondan 50 yıl önce yaklaşık yarım asır sonra Turan coğrafyasında Türk milletinin mensupları hürriyetine kavuşacaktır. Ve biz o günlere hazırlıklı olmalıyız diyerek öngördüğü ve tam da hakikaten 50 yıl sonra Rusya'nın dağılmaya başlamasıyla birlikte Turan coğrafyasında Türk devletlerinin birer birer bağımsızlığını ilan etmeye başladığı dönemde 1989 ile 1991 arasında ülkemize baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde de ciddi hesapların, önemli planların olduğunu görüyoruz. O her türlü hesaba, plana rağmen hareketimizin kurucusu rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bir siyasi deha ortaya koyarak bir ittifakla da olsa Türk milliyetçilerinin yegane siyasi partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni Gazi Meclis'e taşıdığı bir dönemde 19 milletvekili çıkardığımız o seçimlerde bir milletvekili daha temin edip grup kurmak suretiyle meclis grubuna sağlanan anayasal ve yasal hakları kullanarak Türk milletine ilişkin politikalarda daha fazla söz sahibi olabilme gayreti gösterdiğimiz dönemlerde ne yazık ki o hesapların bir sonucu olarak kendisini hala rahmetle anmakla birlikte Ülke Ocakları Genel Başkanlığımızı da yaptığı için halen kıymet vermekle birlikte
Ne yazık ki rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Bey ile birlikte 6 milletvekilinin Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettiğini ve o bir milletvekilini tamamlayabilmek için onun üzerinde milletvekilinin talip olduğu, o görüşmelerin yapıldığı dönemde bir anda grup kurma şansı bir yana Milliyetçi Hareket Partisi'nin bekasının peşine düşmekte mecbur kaldığımız bir dönemde Türkiye'de neler oluyordu değerli dava arkadaşlarım? 1984'te Eruh'ta ilk silahlı saldırısını gerçekleştirmiş olan PKK en kanlı dönemine girmişti. Ve bu 1995'e kadar yoğun bir şekilde ama 1999'da Ecevit hükümetine Abdullah Öcalan teslim edildiği güne kadar da filhal devam etti. Aynı dönemde bölgemizde neler oluyordu? İşte Irak'ta bugün yaşanmakta olan gelişmelerin temeli o gün atılmıştı. 36. paralelin kuzeyinden söz etmeye başladığımız bir dönemde Irak'ın toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılmaya çalışılmaya başlandığı dönem, aynı dönem. Bir an için ondan 70-80 yıl geriye gidelim. 1918. Hepimiz en azından ilkokul sıralarında hayat bilgisi derslerinden okuduk. 18 maddelik Wilson prensipleri açıklandığında aslında gene bu döneme geri gelelim. 2003 yılında henüz Amerikan Dışişleri Bakanı olmamış olan ama onun arefesindeki hani bir Zenci Dışişleri Bakanı vardı, Condoleezza Rice. Washington Post gazetesinde bir makale yayınlayıp ilk defa Büyük Orta Doğu projesinden söz etmiş ve bir harita yayınlanmıştı. İşte bugün hayata geçirmeye çalıştıkları haritanın bir formu 2003'de Washington Post gazetesinde yayınlanan haritaysa özü aslı astarı da 1918'de o Wilson prensiplerinde ortaya konulan yaklaşımda başka bir şey değildir. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve genel anlamda Milliyetçi Ülkücü Hareket'i değerlendirirken meselelere şumullü bakmak durumundayız. Tarihsel bir perspektif içerisinde sadece bize değil, Türk milletine ve ezeli ebedi Türk yurdu olan Anadolu'ya dair hesapları olan yedi düvelin yaklaşımlarıyla birlikte değerlendirmezsek ne Milliyetçi Ülkücü Hareketi ne onun yegane siyasi partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne ne dünü ne bugünü ne de yarını tam anlamıyla anlayamayız. Oradan bugüne geliyoruz. 1991'den bugüne. Ara ara geri de gideceğiz ama. İşte bugün meclis biraz önce olağanüstü toplantıya çağrıldı cumartesi günü. Yarın Türk Devleti'nin Milli Güvenlik Kurulu toplantısını yapacak. Akşamında Bakanlar Kurulu toplanacak. Ve ertesi gün Gazi Meclis hayati bir oturumla olağanüstü toplantıya çağrıldı. Bir saat önce de Hakkari'den, Buzluca bölgesinden, Yüksekova'dan bir şehit, dörtte gazi haberi aldık. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz bu vesileyle. Ruhu şad olsun. Allah yolunda ölmüştü, biz ona ölü diyemeyiz. İlahi emir gereği. Gazilerimize de bir an önce Cenab-ı Allah'tan şifa niyaz ediyoruz. Ama bu gelişmelerin hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Peki bu coğrafyada yüzyıllar boyunca hiçbir zaman devlet kuramamış olan millet olduğu da
her açıdan tartışmalı ve bizim kabulümüzün dışında bulunan bir topluluk kendi adına mı devlet kuracaktır bu coğrafyada? Tabii ki hayır. O sözde birleşik, bağımsız, dört parçalı sözde Büyük Kürdistan'ın esasen bir sonraki aşaması Büyük İsrail Devleti'ni oluşturmaktan başka bir şey değildir. Ve bu kapsamda bundan 26 yıl önce Irak'ta neler olmuşsa aynı dönemde Milliyetçi Hareket Partisi üzerine hangi hesaplar kurulmuşsa bugün hem Irak'ta hem Suriye'de aynı şeyler olmakta ve eş zamanlı olarak aynı dönemlerde kimya aktörleriyle aynı olmak kaydıyla ama prensipleri, ilkeleri, üslupları, yöntemleri çağa göre değişen aynı hesaplar yapılmaktadır. 1991'de dünyada, bölgede, Türkiye'de ve Milliyetçi Üçüncü Hareket'te, Milliyetçi Hareket Partisi'nde neler yaşanmışsa bugün onların birer türevi yaşatılmaya çalışılmaktadır. Ama hamdolsun Allah davası olan Milliyetçi Ülkücü Hareket dualı bir davadır. Onun yegane siyasi partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi dualı bir partidir. Onun bilge lideri, kurucusu merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in en kuvvetli takipçisidir. Ve Milliyetçi Üçüncü Hareket, Milliyetçi Hareket Partisi bu şuurunu sürdürdüğü müddetçe ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne bölgenin hiçbirinde Türk milletine, Türk devletine, Türk vatanına dair olan hiçbir şer hesap başarıya ulaşamayacaktır. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle, emriyle, inayetiyle ama değerli dava arkadaşlarım, bizlerin de gayretiyle, ferasetiyle ve dirayetiyle. Dolayısıyla her birimiz bulunduğumuz konum itibariyle böylesi bir sorumluluğa sahibiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticileri ve bir milletvekili olarak ve bu salonda bulunan her bir dava arkadaşım bulunduğu konumun sorumluluğu dahilinde bu çerçevede hareket edecektir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin bulunduğu konumu takip ettiği politikaları değerlendirirken de bu bakış açısıyla bu eksenle değerlendirmek gerekmektedir. Kısacası şunu ifade edeyim. Sayın Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırdır istisnasız söylediği, öngördüğü her konuda mutlaka ama mutlaka haklı çıkmıştır. Ve bugün de haklıdır. Ama bunu fitneyle, fesatla, ayrılıkçılıkla başka minvallerde değerlendirmek en hafif tabiriyle haksızlıktan başka bir şey değildir. Bizim bu uyanıklık içinde olmak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Ne yapsaydık? Yıllardır söylediğimiz, hepsinde haklı çıktığımız ama haklılığımızın geç de olduğu anlaşıldığı konularda söylediğimiz doğrular yapılırken sırf siyasi sahiplerle senden kütük kapma gayretine yönelik olarak siyasi rant yaklaşımlarıyla mı davransaydık? 15 Temmuz'da sadece basit bir darbe girişimi değildir. Türk milletini iç savaşa sürüklemek isteyen, Türk devletini işgal etmek isteyen, Türk vatanını parçalamak isteyen niyetlerin karşısında acaba oyumuzu 2-3 puan arttırabilir miyiz ki diye mi baksaydık? Elbette öyle baksaydık. Onun içindir ki
aslında çok geçte kalsa, bugün yaptığımız tüm sağ çalışmalarında gördüğümüz çerçevede milletimizin de en üst seviyeden teveccühüne de mazhar olarak zaten yıllardır yaptığımız doğruları yapmaya devam ettik. Gariplik oradaki o doğrularımız belki önemli bir kitle tarafından şunun şurasında bir yıl aşkındır daha fazla fark ediliyor. Demin dedim ki yarın Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. Akşamında Bakanlar Kurulu toplanacak. Ertesi gün Gazi Meclisi toplayacağız. Biraz önce ana muhalefet lideri belki programı bitmemiştir. Bir televizyon kanalında tezkere sorulunca son dakika haberi olarak önceki tezkereye destek vermiştik ama içeriğini görmediğimiz için bir şey diyemeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu neyin içeriğini göreceksin? Olanların içeriğine kör müsün? Ve devam ediyor. Türk devleti Orta Doğu'da Şamaroğlanına dönmüş. Değerli dava arkadaşlarım, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak davamıza, partimize, liderimize, mensuplarımıza yapılmış olan onca haksızlığa rağmen önce ülkem ve milletim, sonra parti ve ben anlayışımızdan dolayı söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek her türlü eleştiri hakkımızı saklı tutarak, her türlü hesabımızı adiye terk ederek bugün olması gerektiği gibi Ahmet'in, Mehmet'in, şunun bunun, o partinin, bu organizasyonun değil, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Türk milletinin uğruna her şeyimizden vazgeçeceğimiz Türk devletinin yanındayız. Ne yapaydık yani? Ana muhalefet partisi gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden dikkatlerinize sunuyorum. Orta Doğu'da Şamaroğlanına döndüğünü mü iddia ettik? Esefle kınıyorum. Kendisine de aynen iade ediyorum. Türk devleti de, Türk milleti de ne dün, ne bugün, ne yarın hiçbir yerde, hiçbir zaman hiç kimsenin ne Şamaroğlanın ne de hiçbir şey olmamıştır. Sorumsuzluğa bakar mısınız? Ana muhalefetin böylesi bir sorumsuzluk içinde oldu. İktidarın yıllarca ne yazık ki yanlışlar yaptığı bir dönemde elbette ki Milliyetçi Hareket Partisi yeri geldiğinde ana muhalefet partisi gibi, yeri geldiğinde iktidar partisi gibi davranacaktır. Biz Türk milletinin, Türk devletinin son kalesiyiz demek bunu gerektirir. Onun içindir ki iki gün sonra meclise gideceğiz. Bugünden ilan ettik. İçeriğinin ne olacağını biliyoruz ama önemsemiyoruz. Bugünden daha hükümet dahi görüşünü ilan etmeden o tezkerede tam kadro orada hazır bulunacağımızı, Türk devletini yalnız hissettirmeyeceğimizi ve tam kadro olumlu oy kullanacağımızı açıkladı. Ne yapaydık? Hükümete mi destek olmuş oluyoruz? Birilerinin yanına mı yanaşmış oluyoruz? Son olarak da onlara bir cevap vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Üçüncü Hareket doğru bildiği yolda yarım asıldır dosdoğru yürümeye devam etmekte. Yanlış bir saat bile günde iki kere doğruyu gösterdiğine göre kimler Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanına gelmiştir? Onları milletimiz gayet iyi takdir etmektedir. Ama bugün onların hesabının yapılacağı bir gün değildir. Bugün herkese ve her şeye rağmen doğruyu yapma günüdür ve yarım asırdır dost doğru yolda yürüyen Milliyetçi Üçüncü Hareket, Milliyetçi Hareket Partimiz bundan sonra da başbuğunun izinde, liderinin emrinde o dost doğru üzerinden gene dost doğru yürümeye tüm inancıyla, tüm gücüyle devam edecektir değerli dava arkadaşlar. Bizim siyasetimiz bundan ibarettir. Bunun için
bizim birliğimiz, beraberliğimiz şarttır. Bazı hadiselerde çok uzun değerlendirmeler yapmayı doğru bulmuyoruz. Bir cümlenin yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü. Hareketimizin kurucusu, rahmetli başkurumuz, Ülkücü Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur. Milliyetçi Hareket Partisi'nde olmayan ülkücü değildir dedikten sonra fazla da söz söylemeye işin açıkçası gerek yok. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler hem kendileri üzerinde hem Türk milletinin, Türk devletinin üzerinde oynanan tüm oyunların farkındadır. Ama Allah'ın izniyle birliğini, beraberliğini devam ettirerek her geçen gün gücüne güç katarak bu oyunların tamamını da boşa çıkaracak kudrete sahiptir Allah'ın izniyle. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bozdurmak isteyenlere fırsat vermesin, daha ötesine geçmek niyetinde olanları da Kahhar ismi şerefiyle kahru perişan edilsin. Birlik, beraberlik içerisinde Türk milleti için, Türk devleti için, Türk vatanı için vazifemize devam edeceğiz değerli dava arkadaşlarım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Vekilimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarının ardından şimdi de programımızın istişare kısmına geçiyor ve sözü Divan Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Afyon Karahisar Milletvekilimiz ve Anayasa Komisyonu üyesi değerli vekilimiz Mehmet Parsak'a arz ediyorum.